haberimize devam ediyoruz. TEMAT Başkanı Bekir Tülük güven tazeledi. Geçtiğimiz günlerde tekrar genel kurul seçimi oldu. Türkiye Emekli Asubaylar Derneği TEMAT Gölcük Şubesi 17. olan genel kurulu Sanat Galerisi'nde yapıldı. Kongreye tek aday olarak katılan mevcut başkan Bekir Tülü, üyelerin tamamının güven oyunu alarak tekrar başkan seçildi. Motivasyonlarını yükseltmektir. Bunun için çeşitli etkinlikler yapılır. Örneğin yemek tertip edenler, geziler tertip edenler, derneğimizde bilim adamlarından kıymetli akademisyenleri davet ederler, seminer verdirirler, personelini bilgilendirirler. Bunların hepsini mevcut yönetimimiz çok mükemmel bir şekilde yerine getiriyor. Kendilerine huzurunuzda teşekkür ederim. Saygıyla selamlıyorum. 17. Genel Kurulumuza hoş geldiniz. Sizleri daha geniş bir ortamda ağırlamak için ordeyi talep ettik bu yılda. Maalesef tarihimiz reddedildiği için sizlerin biraz ayakta bir kısmımız kaldı ve küçük bir yerde ağırlamak zorunda kaldığımız için hepinizden özür diliyorum. Sayın Başkan, değerli üyeler, 3 yıldır sürdürmekte olduğumuz şube başkanlığının döneminde birlik olmamız, bir olmamız sayesinde hakkımız olan ittifak gerçekleşmiştir. Bu sayede ve kademe ilerlemeleriyle toplamda 110 bin meslektaşımız intibaktan yararlanmıştır. İnanıyorum ki yakın zamanda maaş bağlamındaki dengesizlik ve görev tazminatlarımız konusunda mutlu sona ulaşacağız. Takdir edersiniz ki bu bir süreç zaman alıyor. Yeter ki bizler ne istediğimizi bilelim, bildik olalım, sabırlı olalım. Sizlerin bize verdiği görevi en iyi şekilde yerine getirmek için herkesi kucaklayan, dinlenmeden dik durarak üyelerimizi her zaman her şeyin en iyisine layık bir görüşüyle her şeyi yapmaya hazır bir anlayıştayız. Yapılan tüm faaliyetlere rağmen yıllık ciromuz 70 bin liradan 215 bin liraya yükselmiş. 75 bin lira rakip parası olan 1650 üyeye sahip bir şube olmaktan gurur duyuyorum.
Sayın Başkan, değerli üyeler. Her alanda daha iyi olmak için saygı duyulan bir sivil toplum kuruluşu ve diğer şubeler tarafından örnek gösterilen bir şube olmak için sizlerden aldığımız destekle bu hedefimize ulaştık. Şu anda temas başkanı olarak ben Gölcü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi ve Gölcü temsilen Kocaeli Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesiyim. Sayın Başkan, değerli üyeler. Sizlerle kısaca faaliyetlerimizden söz etmek istiyorum. Sosyal faaliyetler kapsamında genel merkezimizin ve Marmara Bölge Şube Başkanlarının da katıldığı MUMİK ve sağlık konferanslarımız çok ilgi görmüştü. Düzenlediğimiz geziler ve yemek etkinliklerine katılım 2500 kişiyi bulmaktadır. Yaptığımız anlaşmalarla, özellikle sağlık kurumlarıyla yaptığımız indirim anlaşmaları ve zaman zaman düzenlediğimiz ücretsiz sağlık kontrolleriyle üyelerimize kolaylıklar sağlamış bulunmaktayız. Değerli üyeler, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ise sizlerin desteği ve gönüllerin bağışlarıyla aidatlara dokunmadan 3 öğrenciyle başladığımız burs projemiz şu an 15 öğrenciyle devam etmektedir. Verdiğimiz burslar 10 ay süreyle aylık 200 liradır. Bursların yıllık toplam maliyeti 30 bin liradır. Kimsesiz Çocuklar Köyü'nün bazı ihtiyaçları karşılanmış olup 4-18 yaş grubu kimsesiz çocuklara ilkte mürevvah etkinlikleri düzenlemiştir. İnternet ortamında bulunan web sitemiz ve Facebook sayfamız temas şubeler arasında en çok izleme oranına sahip. Facebook sayfamızın izleme oranı ortalama 45 bin olup bu 55 binlere yükselmektedir. Geleceğe dönük olarak yan tarafımızdaki boş arsaya yapılacak binanın üst katını alarak mevcut binamızla birleştirmeyi hedefliyoruz. Bununla ilgili olarak müteahhitler ön görüşme yapılmış bulunmaktadır. Değerli üyeler, bu bağlamda sizlerin takdirleri çerçevesinde ben ve arkadaşlarım bir dönem daha yönetme sahibiz. Sayın Başkan, değerli üyeler, bütün gayemiz kurumumuzun yükselen saygınlığını sizlerin katkılarıyla daha yukarılara çıkarmaktır. Bu vesileyle Temay'dan başlayarak temalarımızı bugünlere ulaştıran Asubay yolunu canlı tutan meslektaşlarımıza şükranlarımız duruyor. Ebediyete intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Siz değerli üyelerimizin hongörümüze gösterdiği ilgiye teşekkür ederek saygılar sunuyorum. Genel kurulumuza hoş geldiniz. Ben şimdi size Türkiye Emekli Soylar Derneği Gönüllü Şubesi'nin Haziran 2014 Mayıs 2017 arasındaki bilanço ve harcamalar hakkında bilgi vereceğim. Haziran 2014 Mayıs 2017 ayları arasındaki çayırıya gelirlerimiz 28.669.50 TL. Aylık gelirlerimiz 183.420 TL. Burs ve bağış gelirlerimiz 72.500.55 TL. Gezi ve yemek gelirleri 9.515 TL. Faiz gelirlerimiz 8.139.70 TL. Haziran 2014 ayında Mayıs 2017'ye diyor, devreden 50.816.69 TL. Dönem içerisindeki toplam gelirimiz 533.112.44 TL'dir. Bu dönemdeki giderlerimiz, personel gideri 78.526.87 TL. Büfe giderlerimiz 76.265.84 TL. Bu dönemde dernek olarak verdiğimiz vergi 10.384.72 TL. Elektrik, su ve doğalgaz giderlerimiz 17.910.73 TL. Hizmet giderleri 219.947.62 TL. Bu dönemdeki öğrenci burs ödemelerimiz 54.600 TL. Toplam gelirimiz 458.135.78 TL. Bankadaki paramız
74.976.66 TL. Yüzümüzün teşvik maddesi gereği görgü temas denetleme kurulu üyeleri olarak 3 Haziran 2014 ve 5 Mayıs 2017 tarihleri arası dönemi kapsayan tarihlerde Gözlük Temas Şubesi'nin aylık olarak mali işlem ve hesaplarının denetimi yapılmıştır. Yapılan denetimlerde görülen eksikliklerle ilgili tavsiyeler, maliyetinde olan bilgiler ilgililere iletilmiş, onlarda ufak tefek aksaklıkları düzeltmişlerdir. 3 Haziran 2014, 3 Mayıs 2017 tarihler arası denetim özeti şöyledir. Kanun ve tüzük hükümleri gereği tutulması zorunlu tedbirlerin tasdiki oldukları, muhasebe usul ve kurallarına uygun tutuldukları, üye kayıt defteri, mali kayıtların ve yönetim kurulu kararlarının oy çokluğuyla alındığı Erdoğan Rizoğlu, yedek yönetim kurulu üyeleri Refik Kuşçu, Halil Küçükparlak, Ali Kılıç, Fethi Şengör, Mehmet Birhan, Mert Ol Bilgin, Mustafa Kar, denetim kurulu üyeleri Çetin Galioğlu, Hürsü Külük, Kerim Yavaş, yedek denetim kurulu üyeleri Hazım Tuzkaya, Yüksel Sezgin, Gökyer Çelen, disiplin kurulu üyeleri Galip Aydınlık, Avukat Nazlı Ayça Yabancı, Avukat Burak Yabancı, yedek disiplin kurulu üyeleri Hüseyin Karaçivi, Güven Atasever, Erdoğan Canbazoğlu. Ankara Delegasyonu, asli üyeleri söylüyorum, Muhammed Üstüler, Hakan Ak, Fikri Çiftçi, Ali Kocabaş, Mustafa Kar, Erdoğan Köseoğlu, Necati Erdurmuş, Mustafa Uzun, Üstün Gökçen, Mert Ol Bilgin, Ali Kılıç, Refik Kuşçu, Mustafa Doğa, Mustafa Esen, Doğan Ünsal, Ömer Kısrure, Hüseyin Dildar, Erol Erdoğan, Mustafa Biçer, Gökhan Çelen, Feda İnce, Mustafa Canbay, Burak Yabancı, Mehmet Birhan. Yedek üyeleri Ankara Delegasyonu. Dilek ve temenniler kısmına geldik. Şimdi bir önergemiz var. Sayın Çetin Ganioğlu, önergenizi okumak için buyurun. Gördüm ki gözümüz kabarıyor. Öyle bir bütçe çıkarttı ki fevkalade milletimden biliyor musunuz? Gölcük bütçesi, Gölcük Belediye bütçesi 75 milyon. Onun milletinde biri kadar bir bütçe çıkarttık. Gölcük Belediyesi'nin okuttuğu öğrenci var mı yok mu bilmiyorum ama sizler ortamızdan öğrenciye direkt kurs verebiliyorsunuz. Yaklaşık olarak 500 bin lira gibi bir kaynak 400 bin lira gibi bir harcama var. Onun için ben yönetimi de buna destek veren siz üyelerine saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Tabii derneğimiz bugünlere bir günde iki günde gelmedi. Temaydan başlayan rahmetli olan başkanlarımızla gelen bir kampanyalar, dünya alımları, kaynak aktarımlarıyla bugünlere geldi. Şu an sadece gördükleri değil, sanıyorum Marmara Bölgesi'nde bizim gibi bir dernek, bu dernek büyüdüğünde hiçbir bütçe yok. Dolayısıyla bunu sürekli hale getirebilmemiz için, üyelerimizi motive etmemiz için bazı yapılandırmalar yapmamız lazım. Bunun için ben bir önerge var, size arz edeceğim. Üyesi bulunduğumuz derneğimizin hizmetlerini daha iyi, tabana daha çok yayılmasına katkı sağlayacağını düşündüğüm, aşağıda yazdığım gibi önergemin gündeme alınmasını ve hayata geçirilmesini saygıyla arz sunuyorum. Bunun sebebiyle birinci derece akrabalarının vefatında vefat mesajlarını bugüne kadar yayınlıyordu ve haberimiz oluyordu. Benim önerim şudur ki bundan böyle bu yönetimden yeni yönetimden ikinci derece akrabalarının da vefatları halinde bizlere mesaj verip bildirmesini talep ediyor. İkinci derece akrabalara kardeşler geliyor, dede geliyor, yine geliyor ve torun geliyor. Birinci derece akrabaların içinde sadece
anne, baba ve evlatlarla ilgili temasımız üzerine sarçınıyordu. Tahtip ederseniz ki, emeklilerin yaş ortalaması bizim görüntü temadın 60 olduğuna göre akraba sayısı arttı. Akraba yetişedi, torunları da var. Elbette böyle bir vefatta birimizin ve meslektaşımızın bir başsağlığı dileyebilmemiz için, bir tavsiyede bulunabilmemiz için haberimiz olmasında yarar var diye düşünüyorum. Bir asubay olarak ben kendimi bu asubaylarımıza aldım. Tabii sizin kabulünüz kullandım. Rızkımdan kesim bir Asubay Müzesi, gayri resmi adıyla Asubay Müzesi ama resmi adıyla da Asubay Anılar ve Kültür Galerisi'ni buldum. Gayri resmi olarak 2008'de açtık, 2010 yılında sivil toplum kuruluşları eski başkanımız da dahil olmak üzere açılmış yapıldı. Üyelerimizden çoğu müzemizi halen ziyaret etmediler. 8 seneyi geçti. Hepinizi bekliyorum. Haftada 3 gün 2'den 18'e kadar açığım. Telefon numaram yazılı burada. Çok mühim işim olduğu zaman, gelemediğim zaman özel seans yapıyorum gelmek isteyenlere. Bir de müzemiz artık dar geliyor. Yanımızda satılan bir eş zemin kat var. Orayı da müzemize kazandırmak istiyorum. Başkanımıza da arz ettim durumu. Ama şimdiye kadar bir resmi olarak kazandırmak konusunda bir cevap alamadım maalesef. Bu birinci konu. Geçen sene Kasım ayında donanma komutanımızı da ziyaret ettiler. Donanma dergisinde de yarım günlük, yarım sayfalık bir tanıtım Bahriye'deki astrolojilerimize yapacaklar inşallah. Bunun haricinde ikinci bir çabam var. Çanakkale'ye 250 bin şehit vermişiz sevgili astrobaylarım. Maalesef hiçbir kitabede başçavuş bilmem kim diye yazmıyor. Albay var, yarbay var, onbaşı var, çavuş var. Ama astrobayların timsali başçavuştur bence. Kültür Bakanlığı'nın bir listesi var. O listede her sayfada hemen hemen başçavuşun adı geçiyor, şehit olan. Fakat hiçbir kitabede başçavuş adı yok. Maalesef oraya Çanakkale'deki şehitlerimizin kitabelerinin arasına bir başçavuş, Hasanoğlu Hüseyin misal olarak söylüyorum. Yazdırmak gayretim her zaman devam edecek. İnşallah bunda da muvaffak olacağız. Bu konuda da derneğimizin çabalarını bekliyorum. Keser Başkanımıza da ben bu durumu arz ettim. Üçüncü konu bir astsubay heykeli. Her ne kadar Güven Paşa'mız garnizon girişine yuvaya dönüş adı altında bir astsubay heykeli dikti. Ona çok teşekkür ederim. Hatta ben şikayet ettim, şöyle dedim, astsubay heykeli dikildiğiniz zaman benim bunu niye bilmem oğlu yok dedim, kızım var farkındaysanız sadece. Şef dedi, sen de çok şey istiyorsun dedi bana. Bir oğlu bir kızın için yok dedim yani. Dileklerimin bu gücü, malumunuz bir, müzemizin gelişmesi hakkında hiçbir resmi müzeleri geçtim. Ben bu konuda çok hassasım. Hiçbir resmi müzede astrobaylarımızın bir büyümesi bile maalesef yok. Eğer bulan varsa bana haber versin. Ben bu eksikliği hissettiğim için çoluğumun çocuğumun rızkından kestim, orada gün gelindim ve içini donattım 10 yıldır. 50 yıllık bir astrobay, tabii şahsıma ait, benim oğlum da astrobaydı, şehit oldu depremde. Onun anıları var, benim anılarım var. Bir astrobay nasıl yetişir, ne aşamalardan geçmiş orada göreceksiniz. Çocuklarımıza yapacağımız en büyük anlatım, arkamızda bıraktığımız anılardır. Arz ederim. Bir denizaltıcılık tarihini deniz kuvvetlerine bastırmış ve altına da imzasını atmıştır. Dolayısıyla yaptığı öneriler çok yerindedir. Bunu da yeni seçilecek yönetime arz edeceğiz. Onlar değerlendireceklerdir. Değerli üyeler, başka konuşmacı yoksa toplantıyı burada sona erdiriyorum. 10 yıldır şahsım ve yönetimime gösterdiğiniz itimada, sevgiye hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlere dahil olabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.
yalnız bir istirhamım olacak son kez. Daha çok katılımlarız, daha çok birlikteliğimizi arttırırsak kadınlara sevecek. Çok teşekkür ederim. Hadi yolculuğumuz. Bakıyorum. Şimdi bir şey. Şöyle. 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 Şöyle.